Çok gürültülü, patırtılı ama çok mutlu bir evde doğdum. Babam eczacıydı ama bizim terbiyemizde, büyümemizde en çok etki yapan büyük babamdı. Büyük babam 1800 yılın sonunda Reşadiye'nin bir köyünde doğmuştur. Tıp tahsili yapmış. Kurtuluş Savaşı'na katılmış doktor olarak. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Atatürk'ün yapmak istediklerini tatbik etmeye uğraşan bir insan, doktor olarak. Ben Reşadiye'de doğdum. Büyük babam düşünmüş, taşınmış. Reşadiye'de hiçbir eczane yok. Oğlum sen Reşadiye'ye gideceksin demiş ve orada bir eczane açacaksın. İşte ben de o zaman oranın mahsulüyüm. Orada doğdum. Reşadiye'den bir müddet sonra artık İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimiz zaman büyük babamın yaptırdığı bir apartmanda hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bütün o devrin kalbur üstü insanları bizim eve gelirdi ve büyük annem bugün bile imrenebileceğimiz güzellikte sofralar kurardı. Abim, ben akordiyon dersi almak istiyorum. Dedi mi demedi mi? Hemen akordiyon alınır, hocası tutulur. Hoca geldiği zaman müthiş ikramlarla karşılanırdı. Kimisi İngilizce ders mi almak istiyor derhal. Hani bir pantolon, bir ayakkabı alayım dersen o kadar kolay karşılanmazdı. Ama bir hoca tutulması da icap ediyorsa ona hiçbir soru yoktu. Ben çok tembel bir öğrenciydim. Daha doğrusu tarih konusunda fevkalade sıkıntılarım vardı. Yani düşünüyorum ortaokulda bile tahtaya kalkmıştım ve ağlayarak oturmuştum. Çünkü hiçbir tarih hatırlamıyordum. Lise son sınıfta tarihi sevdim. Çünkü tarih hocası kültür tarihi gibi anlatıyordu dersleri. O zaman ben yumuşadım. Ezber olmayacak. Ezber yoksa, mantıklı bir şekilde gelişme anlatılırsa bayılıyorum. Detaya indikçe tarih daha tatlı oluyor. Ve sonra benim şimdi kütüphanemde sanat tarihi kadar tarih kitabı var. Bu kadar zannetmeyin kitabım olduğunu. Bu kadar kitap aşağı yukarı bağışladım. Liseden mezun oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ablam dedi ki, bak dedi, sen böyle desenlere, mesenlere çok bakıyorsun. Bir de sanat tarihi bölümü varmış dedi. Aklıma sanat tarihi daha çok yattı. Gittim edebiyat fakültesine. Sanat tarihine kaydoldum. Sonra da eve geldim. Dedim ki, ben üniversiteye kaydoldum. Ha, iyi ettin, hayırlı olsun dediler. O kadar. Şimdiki öğrencilere o kadar acıyorum ki. Sanat tarihi bölümüne kaydolan kaç öğrenci var? 4 öğrenciyiz yeni. Hocayla arkadaş oluyorsunuz neredeyse. Bu ne kadar büyük bir lüks. Aslına bakarsanız bu ideal şey bu. O zaman araştırma için de Türkçe kitap yok. Almanca var. Onları alıyoruz. Resimlerine bakıyoruz. Mesela işte bilmem ne gotik. Orada gotik motik böyle laflar var. Öyle öyle Almancamı geliştirdim. Profesör Schweinfurt diye bir hoca geldi Almanya'dan. Almanca ders veriyor. Onu tercüme edecek birisi. Alman filolojisinden bir asistan geldi. Tercüme ediyor dersleri. Fakat terminolojiye gelince söyleyemiyor. Bilmiyor çünkü. Ben oradan oturduğum yerden söylüyorum. Sonunda böyle bir şey geliştirdik tercüme şeyi. O devirde Türk sanatı kitaplarda sadece İran sanatının bir bozulmuş kopyası gibi anlatılırdı. Bu böyle bırakılır mı? Ve bunu siz tam bilimsel yollarla bunun böyle olmadığını göstermeniz lazım. İşte bunun için de çok çalışmak lazım.
Yani bu milli bir şey. Bizim milli kimliğimizi bulmamız için çok önemli. Ve bu konuda hakikaten ben ve benim arkadaşlarım çok güzel çalıştık. Ve artık Batı'nın kitaplarında Türk sanatı yarım sayfalık İran sanatının kopyasıdır gibi olmadı. Ve Türk sanatı kongreleri yapılmaya başlandı. Ve yabancılar da başladı çalışmaya. Bu çok önemli, bu çok önemli. Az buz önemli bir şey değil. Kaç tane kitap olduğunu hatırlamıyorum. 30 ya 35 arasında bir sayı. İlk hazırladığım kitap bir tenkit üzerine hazırlanmış kitaptır. 3. Murat oğlunun sünnet düğününü 52 gün 52 gece bir sünnet düğünüyle şey yapıyor. 3. Murat'ın asıl amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar zengin ve ne kadar şaşalı olduğunu göstermek. Onun için bütün elçiler çağrılıyor, komşu elçiler. Ve bunlar minyatürleniyor. Onun minyatürlerini doktora çalışması yaptım. Jürilerden birisi benim arkeoloji profesörü hocam Arif Müfit Mansel dedi ki bana Nurhan'cığım dedi. Senin tezini okudum, çok güzel, beğendim ve zaten olumlu görüş vermiş. Ama dedi bir şeyin eksik dedi. Nedir dedim? At meydanında şenlikler yapılıyor. İbrahim Paşa sarayında da padişah geliyor. Onun balkonundan seyrediyor şenlikleri. Bir şeyin mimarisini daha çok anlatman lazımdı dedi. Doktora bitti. Ben dedim bu bitmedi. Ben bu hocamı eksik gördüğü şeyi tamamlamam lazım ve ona ithaf etmem lazım. Ondan sonra İbrahim Paşa Sarayı'nı çalıştım. İbrahim Paşa Sarayı sonunda bir kitap oldu. O da benim ilk kitabımdı. Ben Atatürk'ün her yaptığına hayranım diyeceğim. Ama gözü kapalı değil. Hesapsız bir sevme değil. Her yaptığı işte 20 yıl sonrasını, daha sonrasını, 50 yıl sonrasını Atatürk görmüş. Onun için hayranım. Ve Yalova'da çok zaman geçirmiş. Yalova'yı Yalova yapan Atatürk. Onun için hep gitmek istiyordum. Fakat bir türlü kısmet olmuyor. Hep bir çalışmaların içinde vakitler geçiyor. Yalova'dan bana bir davet geldi. Oraya gittim. Tam yeşilliğin içindeyim. Yani beni böyle almışlar. Yeşil boyanın içine atmışlar. O kadar bayıldım. Sonra aktif bir öğreniyorum. Atatürk oraya bir orman yaptırmış. O kadar beni etkiledi ki Atatürk'ün yapmak istedikleri ve yaptıkları. Orada hiçbir şey yokken bir şey yaratmış. İşte geziyorum ama bir elimde güzel bir rehber yok. İşte var mı bir şey, ne var filan diye sorduğum zaman yok dediler. Asistanlarım da ısrar etti. Yoksa biz yapalım diye. Bayıldılar oraya. Ben oturmayı bilmiyorum. Ve boş oturduğum zaman çok sinirleniyorum. Sanat tarihçisi gözüyle Osmanlı donanması. O da bitiyor. Hürrem Sultan Hamamı bitti gibi. Kaftan kitabım var. O bitmez senfoni. Yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. İnşallah ölmeden görürüm. Yani daha yapabileceğim şeyler var. Bir projem var. Yarı yarıya yapılmış. Avrupa'da Türk odaları. Sarayda yaşamış olan saraylıları buldum. Bunlar ölüyor. Sarayda yaşamı sormaya insan kalmıyor diye bir telaş aldı beni. Nesli Şah Sultan çok yardım etti bana. Ya saray mensubu yahut orada çalışmış olan. Onlarla yaptığım konuşmalar var. Kayda almıştım. Onu bitirmem lazım. Çünkü bir daha ele geçmeyecek şeyler. Laiklik ve modern Atatürk'ün gösterdiği yolda laik değerleri bilen gençler yetiştirmek. Çağdaş bilim seviyesine ulaşmak.
Bu isterse fizik yolunda olur, isterse sanat tarihi yolunda olur.